Bir hayat yaşıyoruz. Acısıyla, tatlısıyla, güzeliyle, çirkiniyle. Ve bu hayata imtihan için geldik. Tek gönderiliş amacımız Rabbimiz bizi bu dünya hayatı içerisinde imtihan edecek. Bu imtihan içerisinde nasıl ki üniversitede, nasıl ki KPSS'de alan bölümler, sorular varsa, bu hayat içerisinde de insanın başına her türlü musibet, her türlü sıkıntı, her türlü imtihan gelebilir. Ve imtihansızlık, aslında bela ve musibetin gelmemesi bizim imanımızdan götüren bir meseledir. Aslında biz imtihan olduğumuzda, namaza başladığımızda, iman yolunda yürümeye başladığımızda, başımıza sıkıntılar gelmeye başladığında, ya eskiden benim başıma böyle işler gelmiyordu. Ne zaman ki din, iman, namaz, işte dava demeye başladın, artık belalar ve musibetler, sıkıntılar gelmeye başladı gibi düşünüyoruz. Sahabe efendilerimiz de bir gün başlarına bir sıkıntı gelmediğinde, ben bu tabiri söyleyeyim, haşa, sanki Allah bizi unuttu. Allah niye bize bir musibet vermedi, niye bir sıkıntı vermedi gibi düşünüp imanlarını yokluyorlar. Acaba bizim imanımızda bir sıkıntı mı var, bir problem mi var ki Allah bugün bizi imtihan etmedi, başımıza bir sıkıntı, bir musibet gelmedi şeklinde düşünüyorlar. Bizde de tam tersi. Ayağımız incise, elimize bir şey olsa, gözümüzde bir sıkıntı olsa, ticaretimizde bir sekte olsa, işimizde bir sıkıntı olsa, ailemizde bir sıkıntı olsa, acaba bunlar bizim başımıza niye geldi? Neden geldi gibi düşünüyoruz. Halbuki elhamdülillah dememiz lazım ki, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, bir Müslümanın ayağına dikenin batması bile onun günahlarına kefarettir diyor. Eliniz incise, ayağınıza bir diken batsa, ufacık bir sıkıntı olsa, bu bizim günahlarımıza kefaret. Aslında Allah bizi musibetlerle, sıkıntılarla günahlarımızdan temizlemek istiyor. Bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Diyor ki, insanlardan en çok musibetlere uğrayanlar peygamberlerdir. Ondan sonra iman derecelerine göre insanlar bela ve musibetlere uğrarlar. Kişinin iman kalitesi, imana verdiği değer, imanı onun belalarıyla aynı ölçüdedir. Şu hayat içerisinde Lut aleyhisselam karısıyla imtihan edilmişken, Yusuf aleyhisselam kadınlarla imtihan edilmişken, İbrahim aleyhisselam evladıyla imtihan edilmişken, bizim imtihan edilmememiz söz konusu dahi olamaz. Ki peygamberler bu işin en şiddetlisini, en dehşetlisini yaşadılar. Ki bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir insanın bir hayat boyunca başına gelebilecek her türlü sıkıntı, musibet, dert, tasa, gözyaşı hepsini yaşamıştır. Hangi alandan isterseniz o alandan. Yakınlarını kaybetmek deseniz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendi çocuklarını kendi elleriyle toprağa gömmüştür. İftira deseniz Ayşe validemize iftira atılmıştır. İşkence deseniz her türlüsünü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tatmıştır. Kovulmak deseniz, hicret edilmek deseniz, tecrit edilmek deseniz, kötü konuşulmak, hakaret edilmek deseniz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hepsini yaşamıştır. Eğer bizim peygamberimiz bunları yaşamışsa, bütün peygamberler farklı farklı meselelerle imtihan edilmişse, bizim imtihana tabi tutulmadan öyle kolayca cennete gitmemiz mümkün değil. Bu olanak dışı bir şey. Yani bu dünyada işimizin, ticaretimizin, ailemizin, okulumuzun, hayatımızın, gençliğimizin, her şeyin güllük gülistanlık olup, her şeyin güzel bir şekilde devam edip ve hayatı hiçbir sıkıntıya uğramadan, hiçbir musibete uğramadan tamamlamak bize kolayca cennete gitmeyi getirmez. Neden? Delilim var tabii ki buna. Bakara suresinin 214. ayet-i kerimesi. Bu ayetin iniş sebebi Habbab bin Eret radıyallahu anh'tır. Biliyorsunuz sahabe içerisinde en çok işkence çekenlerden bir tanesidir. Zulme maruz kalanlardan bir tanesidir. Hatta bir gün Hazreti Ömer'in meclisinde
Bilal-i Habeşi'nin olduğu, Habbab bin Eret'in olduğu, diğer sahabelerin olduğu bir yerde. Hazreti Ömer onların isimlerini söylerken Habbab bin Eret'in ismini üçüncü sırada söylediğinde İslam'ın bedelini ödeyenler anlamında sitem etmişti Hazreti Ömer'e. Demişti ki ya Ömer, Bilal evet çok işkence gördü. O kızgın kumların üzerine yatırıldı, göğsünün üzerine taş bastırıldı. Ama öyle bir gün geldi ki Hazreti Ebubekir Efendimiz onu aldı, azat etti ve onun işkenceleri bitti. Ama benim işkencelerim, benim zulümlerim hiç bitmedi. Çünkü Ebu Cehil ve adamları kızgın çölün üzerine kömürler yaktırır ve o kömürün üzerine Habbab bin Eret radıyallahu anh'ın sırtını bastırırlardı. Ve Hazreti Ömer yıllar sonrasında o günleri görmeyen gençlere o günleri anlatırken Habbab'ın sırtını açıp parmaklarını onun o izlerinde, o deliklerinde gezdirmişti. Ve ey gençler, bu din size bu bedellerle ulaştı. Habbab bin Eret gibi işkence gören, zulüm gören insanların ödedikleri bedellerle ulaştı. Habbab bin Eret o işkencelerin ağırlaştığı bir dönemde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelip ya Resulallah bu sıkıntılardan, bu musibetlerden, bu dertlerden ne zaman kurtulacağız dediğinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona sinirlenmişti. Onun sinirlendiğinde alnındaki damar belirirdi. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Habbab bin Eret'e şunu söyledi. Size ne oluyor ki sizden öncekilerin başına gelenler sizin başınıza gelmeden öyle kolayca cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Sizden öncekilerin başına gelenler sizin başınıza gelmeden, bizim başımıza gelmeden öyle kolayca cennete gireceğimizi mi zannediyoruz? Evimizin, ailemizin, işimizin, ticaretimizin, şehvetimizin, nefsimizin, her şeyin böyle güllük gülistanlık olarak hiçbir sıkıntıya uğramadan, hiçbir musibete uğramadan, hiçbir derde tabi olmadan, imtihana tabi olmadan öyle kolayca cennete gireceğimizi mi zannediyoruz? 5 vakit namazı kılarak işi bitirdiğimizi mi zannediyoruz? Bir cuma sohbetine gelmekle işlem tamam olarak mı bakıyoruz? Yalan yanlış okuduğumuz 3-5 sayfalık Kur'an-ı Kerim'le kurtulacağımızı mı zannediyoruz? Bir tarafta Kur'an'ın oluşması, Kur'an'ın inmesi, Kur'an'ın yaşanması için bedel ödeyen insanlar varken, onlar bu bedelleri ödeyip cennete girerken, işte Habbab bin Eret gibi, radıyallahu anh gibi Bakara suresinin 214. ayet-i kerimesinin inişine dahi sebep olan ve onun için bedel ödeyen bir insan bir tarafta cenneti hak eden, cennete gidecek olan, diğer tarafta da Bakara suresini açıp hiç okumayan biri. Öyle kolayca cennete gireceğini mi zannediyoruz? Öyle basitçe cennete gireceğini mi zannediyoruz? Bakın ne kadar aslında farklı uç noktalardan şeyler söylüyorum değil mi? Bir tarafta ayetin her kelimesini, her noktasını, her harfinin bedelini, işkencesini, zulmünü, imtihanını gören bir insan var. Diğer tarafta da iki kapağın arasında açıp okumayan var. Anlamayan var ve yaşamayan var. Ne diyor? Öyle kolayca cennete gireceğinizi mi zannettiniz diyor. Öyle cennet kolay değil. Neden? Cennet ucuz değil, cehennem de lüzumsuz değil. Evet, en çok sıkıntıya uğrayanlar kimler? Peygamberler. En çok derde kalanlar peygamberler. Çünkü ne dedi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam? Sizden ayet dedi ki, sizden öncekilerin başına gelenler gelmedikçe. Yani biz bir sohbet yaptığımızda, biz İslam'ı yaşamaya başladığımızda, biz hayatımızı değiştirmeye başladığımızda, insanlar bize şöyle dedi, böyle dedi, şunu dedi, bunu dedi meseleleriyle karşılaştığımızda bir bedel ödediğimizi mi zannediyoruz? Diyor ki sizden önceki ümmetler demir taraklarla etleri kemiklerinden ayrılırdı. Testereyle kesilen peygamber var. Öldürülen peygamber var kavmi tarafından. Allah bugün peygamber gönderiyor, ertesi gün kavmi onu öldürüyor. Peygamber. Her peygamberin ayrı ayrı imtihanı var. Sizden önceki ümmetler demir testerelerle ortadan ikiye ayrılırlardı.
yine de sizin istediğinizi istemezlerdi. Allah'ın yardımı ne zaman demezlerdi. Size ne oluyor ki acele ediyorsunuz? Gün gelecek Hire'den Hadramevt'e bir kadın sağ ve selamet bir şekilde hicret edecek, yolculuk edecek dedi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Abba bin Erec'e. Ama bu kadar bedel ödemiş birisine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gadaplandı, sinirlendi, isteğinin, talebinin yanlış olduğunu söyledi. Bu kadar bedel ödeyen birisine. Peki bizi görseydi ne derdi acaba? Biz karşılaşsaydık ne derdik acaba? Şöyle soru sorulsaydı mesela, İslam için ne bedel ödedin diye bir soru sorulsa ve herkes bu sorunun karşısına nefsini, kendi hayatını koysa. Dese ki ben İslam için ne bedel ödedim? Sayalım mı? İlk aklımıza gelen herhalde sabah namazına kalkmaktır. Bunu bedelden sayarız biz. İlk aklımıza gelen sohbet yapmaktır. İlk aklımıza gelen kitap okumaktır. İlk aklımıza gelen insanlara hitap etmektir. İşte bu faaliyetleri yapmaktır gibi. Bunları küçümsediğimi basite aldığımı zannetmeyin. Meselenin ne kadar zor olduğunu anlatmak istiyorum. Anlatmak istediğim şey bu. Peki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu işkencelerden, zulümlerden nasibini aldı. Şöyle bir Taif'e doğru bir yolculuk yapalım. Ayşe validemiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir gün şöyle bir soru soruyor. Diyor ki ya Resulallah, senin Uhud'dan daha şiddetli, daha çok zulme, musibete uğradığın, işkenceye uğradığın, hüzünlendiğin, gözyaşı döktüğün bir zaman var mı? Ki Uhud nasıldı değil mi? Bir safası işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün yakınlarının, sahabelerinden 70 tanesinin şehit düştüğü, Hazreti Hamza'nın şehadetiyle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın çok farklı bir hali ruhiyeye büründüğü bir zaman dilimi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisinin çukura düştüğü, miğferin halkalarının yüzüne battığı, yüzünün gözünün kan revan olduğu bir zaman dilimidir Uhud. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Uhud'dan daha şiddetlisi Taif günüydü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şimdi bedel abi, bedel ödeyeceğiz. Cennet için bedel ödeyeceğiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de çalmadık kapı bırakmamış. Her önüne gelene, Mekke'deki her insana Allah'ın dinini anlatmak için uğraşmış, gayret göstermiş. Bunu yaparken de türlü türlü eza ve cefalara maruz kalmış. Başına deve işkembeleri atılmış, haşa yüzüne tükürülmüş, haşa ayaklarının önüne dikenler saçılmış, haşa üstü başı yırtılmış, haşa dayak atılmış, her türlü işkenceyi görmüş Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ne zaman ki iki dayanağı, hüzün yılı dediğimiz Hazreti Hatice validemiz ve Ebu Talip vefat ettiğinde, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasındaki iki dağ vefat ettiğinde artık Mekke'deki işkenceler, zulümler 100 katı daha artmış. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam artık yeni bir kapı arıyor. Yeni bir yol arıyor, yeni bir çare arıyor. Şimdi üstünüze alınacaksınız, bunları söylemek istemiyorum ama Bilgin, niye 8 sene sonra uğruyorsun abi? Sebebi nedir bunun? Doydun mu? Tamam mı her şey? Halloldu mu? Bitti mi? Memnun musun hayatından? Bu yaşadığım hayat beni cennete götürür mü diyorsun? Bu yaptıklarım benim için yeterli mi diyorsun? Eğer öyle yeterli olsaydı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da Kabe'nin avlusunda oturur ve kat kat sevap olan bir yerde namazını kılardı. Taif'e gitmesine de gerek kalmazdı. Demek ki mevzu başka. Demek ki dert başka. Kalktı Zeyd bin Harise radıyallahu anh'ı yanına alıp Taif'e, Beni Sakif kabilesine, akrabalarına, dayızadelerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 120 kilometrelik yolu yürüyerek gitti. Mekke ile Taif'in arası 120 kilometredir. Arabayla sohbete gidemeyen adamlar ne yapacak şimdi? 3 sokak ötesinden sohbete gelemeyen adamlar ne yapacak şimdi? Nasıl olacak? 120 kilometreden bahsediyoruz. Yürüyerek gitmekten bahsediyoruz. 50 derece sıcaktan bahsediyoruz. Ve çölden bahsediyoruz. Zeyd bin Harise ile birlikte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yolculuk yaptı. Taif'e vardı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam.
orada 10 gün kaldı. 10 gün içerisinde orada bulunan akrabalarına, oradaki reislere Allah'ın dinini anlatmaya çalıştı. Siyer'in bütün tablolarını şöyle okumak lazım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o kadar yolu Mahmud senin için tepti. Senin için gitti. Neydi senin adın? Mehmet. Senin için gitti kardeş. Eğer o gün o yol gidilmemiş olsaydı, bugün belki de sen, ben, Allah diyemeyecektik. Bilemiyoruz. Belki Müslüman olmayacaktık. Bilemiyoruz. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o insanların karşısına geldi. Üç kişi var. Abdiyalil, Mesud ve Habib. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onlara İslam'ı anlattı. İslam'ı tebliğ etti. İslam'ı tebliğ etti Murat. Anlatıyorsun ya, söylüyorsun ya, bak neyle karşılıyorsun. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onlara tebliğ yaptığında alay ettiler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la. Dediler ki Allah bula bula Abdülmuttalib'in yetimini mi buldu peygamber yapacak? Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir başkası ayağa kalktı. Eğer sen Allah'ın peygamberiysen benim gibi basit bir insanla konuşmaman lazım. Eğer sen Allah'ın peygamberi değilsen ben senin gibi basit bir insanla konuşmamam lazım dedi. Bir başkası ayağa kalktı ve şunu söyledi. Dedi ki eğer sen Allah'ın peygamberiysen ben Kabe'nin örtüsünün hırsızı olayım. Bu Araplarda büyük bir yemin anlamına geliyordu. Yani imkansızlık ifade eden bir anlama geliyordu. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onlara izzeti nefsini ayaklar altına alarak dedi ki ben geldim size. Anlattım, tebliğ ettim, inanmadınız. Bari bu yaşadıklarımızı, bari bu anlattıklarımı Mekke'deki insanlara söylemeyin, onlar bilmesinler dedi. Dediler ki biz anlatacağız. Hem de şimdi sana bir güle güle partisi yapacağız. Seni güzel bir şekilde uğurlayacağız dediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Zeyd bin Harise oradan çıktı. İki tarafta, yolun iki tarafında insanlar, çocuklar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı taşlamaya başladılar. Tam 3,5 kilometre taşladılar. Saatlerce. 3,5 kilometre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve Zeyd bin Harise taşlandı. Hacı deyince niye zoruna gidiyor kardeş? Hoca dediklerinde niye zoruna gidiyor? Senin nefsin peygamberin nefsinden daha mı değerli? Sana taş attıklarında, sana çamur attıklarında, sana iftira attıklarında, senin gıybetini, senin dedikodunu yaptıklarında, seni çekiştirdiklerinde, sana kem sözler söylediklerinde niye zoruna gidiyor kardeş? Sen peygamberden daha mı değerlisin? Haşa. Seninki ayaklar altına alınamaz mı? Seninki çiğnenemez mi? Sen İslam için bir bedel ödeyemez misin? Bir taşa maruz kalamaz mısın? Bir söze maruz kalamaz mısın? Niye? Senin kalbin çok mu incindi? Senin moralin çok mu önemliydi? Peygamberin morali önemli değil miydi? Zeyd bin Harise'nin morali önemli değil miydi? Şair ne diyor biliyor musunuz? Zeyd bin Harise 3,5 kilometre taşlandı. Kendine değen taşlara değil, değmeyen taşlara üzüldü. Nasıl olur da taş peygambere değer de bana değmez? Buna üzüldü. Yahu sayfa sayfa, çarşaf çarşaf peygamberimize hakaret ediliyor ya. Dinimize hakaret ediliyor ya. Ahlakımıza küfrediliyor ya. Değerlerimiz ayaklar altına alınıyor ya. Namaz diyorsun, adam puf diyor. Tesettür diyorsun, şöyle diyor. Oruç diyorsun, böyle diyor. Kur'an diyorsun, böyle diyor. Hadis diyorsun, böyle diyor. Ve biz hiç kılımız kıpırdamıyor. Hiç buna dair bir endişemiz, buna dair bir ızdırabımız, buna dair bir planımız, buna dair bir programımız. Ya kalkın, ayağa kalkın, şunu yapın, bunu yapın demiyorum ya. Ya sen benim peygamberimin sözlerini, sünnetlerini ayaklar altına alıyorsan ben de hadis okuyacağım diyeceksin kardeş ya. Madem sen Kur'an'ı çürütmek için uğraşıyorsun ben de hafız olacağım diyeceksin. Ben de her gün Kur'an okuyacağım diyeceksin. Mevzu bu kadar basit ya. Bu kadar olumsuz örnekler üzerinden sen dem vuruyorsan ben de güzel bir örnek olacağım diyeceksin ya. Bak peygamberimiz bu işkencelere maruz kaldı. Bu zulümlere maruz kaldı. Ya alemlere rahmet olarak gönderilen, cennet ayaklarının altına serilen bir peygamberden bahsediyoruz. Cennete gireceği garanti olan birinden bahsediyoruz. Ve çektiği işkencelerden, zulümlerden bahsediyoruz. Biz de hiçbir şeye maruz kalmadan öyle kolayca cennete gireceğimizi zannediyoruz. Allah'ın rahmeti, Allah'ın rahmeti. Öğrenmişiz. Allah rahmet edecek. Zaten amellerimizle cennete giremeyiz. Doğru. Zaten namazımızla cennete giremeyiz. Doğru. Zaten bu Kur'an okuyuşumuzla cennete giremeyiz. Bu da doğru. Allah'ın rahmetiyle cennete gireceğiz. Bu da doğru. Peki Allah'ın rahmet edeceği insanların listesinde ismin var mı?
kocaman bir soru işareti. Tamam, Allah rahmet edecek. Sıkıntı yok. Peygamber şefaat edecek. Buna da sıkıntı yok. Ama o listede ben var mıyım? Sen var mısın? Bir kere bunu düşüneceksin. Seçilecekler listesinde var mıyım? Allah'ın rahmet edecekleri listesinde ben var mıyım? Biz zannediyoruz ki garanti. Allah rahmet edecek. Biz tamam mı? Ya işte biz şöyle yaptık, böyle yaptık, yan geldik, çamura battık, günaha battık, şunu yaptık, bunu yaptık. Allah yolunda koşturmadık, Allah için mücadele etmedik, Allah'ın dini için bedel ödemedik ama Allah bize rahmet edecek. Allah'ın rahmeti geniş, orada bırakayım. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bakın bu kadar işkence, zulüm gördü, nereye kadar? Abbas'ın olduğu yere kadar geldi. Utbe ve Şeybe bin Rebi'a bunlar daha sonrasında Bedir gazvesinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği yerlerde ölecek şahsiyetler. Üzüm bağı vardı onların. Onlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oraya geldiğinde Abbas'la üzüm gönderdiler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o üzüme uzandığında şöyle söyledi. Bismillah dedi. Bismillah deyince Abbas şaşırdı. Dedi ki bu kelimeyi bu civarda söyleyen hiç kimse yoktur dedi. Sen kimsin dedi. Ben Allah'ın peygamberiyim. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Sen kimsin? Nerelisin? Ninovalıyım. Ninova neresi? Yunus bin Metta'nın memleketi. Yunus Aleyhisselam'ın memleketi. Sen Yunus'u nereden tanırsın dedi. O benim peygamber kardeşimdir dedi. Ve orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a iman etti. Bir kişi iman etti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam taşlandığında Cebrail Aleyhisselam gelip Rabbim buyurdu ki istersen şu iki dağı Taif'i kapatayım ve içindekileri komple helak edeyim. Nuh Aleyhisselam böyle bir dua yapmıştı biliyor musunuz? 950 yıl boyunca insanlara İslam'ı anlattı, Allah'ın dinini anlattı. İman etmediler. Nuh Aleyhisselam dayanamadı. Allah'ın yeryüzünde kafirlerden hiç kimseyi bırakma dedi. Allah o toplumu helak etti. Alemlere rahmet olarak gönderilmek bu demek. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam aynı şeyi söylemedi. Ne dedi? Ya Rabbi ben onların içerisinden, onların nesillerinden sana, bana iman edecek bir neslin çıkacağını ümit ediyorum dedi. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buna razı olmadı. Bu rahmet ve merhamet var ya adamı eritir abi eritir. Buzları eritir, kalpleri eritir, yürekleri eritir, hayatları eritir. Ya nasıl olur ya? 3,5 kilometre taşlanan birisi kendisini taşlayan insanlara nasıl merhametle muamelede bulunur? Sana 3 söz söylendiğinde, 5 söz söylendiğinde, bir hakaret edildiğinde sen kavga ediyorsun ya. İşte alemlere rahmet olarak gönderilmek bu demek. Bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu kadar işkence, bu kadar zulüm, bu kadar bedel. Bakın duasına bakın. Şöyle dua ediyor. Diyor ki Allah'ım güçsüzlüğümü ve çaresizliğimi, insanlar nazarında düştüğüm hor ve hakir durumu sana arz ve şikayet ediyorum. Ey merhametlilerin merhametlisi, sen zor ve sıkıntılı durumlarda olan, zulüm altında zayıf düşürülmüş olanların Rabbisin. Benim de Rabbim ancak sensin. Beni kimlerin eline bırakıyorsun? Sen beni zalim bir düşmanın eline düşürmeyecek, onları bana hüküm geçirtecek bir konuma getirtmeyeceksin. Ey Rabbim, benim üzerime çöken bu musibet ve eziyetler, eğer senin bana karşı kızgınlığından ve öfkenden değilse, çektiğim bu sıkıntılara hiç aldırış etmem ve hepsine tahammül ederim. Yine de senden gelecek bir sığınmaya çok ihtiyacım var. Hem bu dünyada hem de ahirette senin o karanlıkları aydınlığa çevirecek nuruna sığınıyorum. Ey Rabbim, sen hoşnut oluncaya kadar senden af diler, tövbe istiğfarda bulunurum. Biliyorum ki güç ve kuvvet sendedir. Bu kadar bedelin karşısında, bu kadar imtihanın, ağır bedelin karşısındaki dua bu. Duayı inceleyelim mi biraz? Duanın birinci kısmında şunu söylüyor. Diyor ki, güçsüzlüğümü ve çaresizliğimi, hani sana arz ediyorum, şikayet ediyorum diyor ya, burada bir yakarış var, bir yalvarma var. Burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın içinde bulunduğu psikolojik durum ortaya çıkıyor abi. Taşlanmış, işkenceye uğramış, zulme uğramış ama yine
Gideceği yer neresi? Allah'ın kapısı. Ona yalvarıyor, ona yakarıyor. İmtihan şiddetlenebilir. Bedeller ağırlaşabilir, işler zorlaşabilir, iman sarsılabilir, ameller sarsılabilir. Yine gidilecek yer neresi? Allah'ın kapısı. Annen dövdüğünde yine annenin kucağına gidersin. Terli yersin ama yine annenin kucağına gidersin. İkinci kısımda ise ey Rabbim üzerime çöken musibet ve eziyetler kısmında ise kesinlikle Rabbimize bir isyan yok ve suçu başkasında arama yok. Bir imtihana tabi tutulduk değil mi? Allah bizi bir imtihanla imtihan etti. Faturayı başkasına kesmiyoruz. Kendimize kesiyoruz. Şimdi Allah bir insanın başına bir sıkıntı verir. Bak bir musibet verir. Bunu nasıl değerlendirmemiz lazım? Bir insan değil mi? Başına bir şey geldi. Bunu nasıl değerlendirmemiz lazım? Bunlar benim kendi çıkarımlarım. Katılırsınız, katılmazsınız. Şimdi birincisi bir hata yapmışızdır, bir günah işlemişizdir. Bunun bedeli olarak da Allah bize bir sıkıntı vermiş olabilir. İkincisi Allah bir imtihan vesilesi olarak, bir suçunuz yoktur, bir probleminiz yoktur. Bunu bir imtihan vesilesi olarak Allah size vermiş olabilir. Bir başkası, bu başınıza gelen sıkıntı ve musibet kendi nefsinizden kaynaklanabilir. Bir başka şey ise şeytan sizi ayartıyor olabilir. Şeytan sizi bu duruma düşürmüş olabilir. Bir başkası ise bu Allah'ın sizin için yazmış olduğu kaderi olabilir. Bunların hepsi bizim isyan etmemizi ya da suçu başka yerde aramamızı gerektirmiyor. Duanın son kısmında ise ne yapıyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam? Tevbe istiğfar ediyor. Allah aşkına İslam için gidilmiş, taşlara, işkencelere maruz kalınmış, görev yapılmış, görevin bedeli ödenmiş. Ne var sonunda? Tevbe istiğfar var. Allah'ım sen bana kızmadınsa, sen bana darılmadınsa, sen bana küsmedinse bu insanların yaptığının hiçbir önemi yok. Bu da şu demektir. Bütün insanlar sana küsebilir. Bütün insanlar sana darılabilir. Bütün insanlar seni yarı yolda bırakabilir. Bir imtihana düş de görsen, birazcık ayağın sekteye uğrasın da görsen, o arkadaşların, o dostların, o sevenlerin nasıl da bir bir seni terk ediyorlar. Hani biz seninle can ciğerdik, değil mi? Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi. Hani sen beni ölesiye seviyordun. Her şeyini güveniyordun. Her şeyini feda ediyordun. Ne oldu? Ayağım takıldı. Düştüm sadece. Hemen başladın. Yoldan çıktı, dinden çıktı, imandan çıktı. Tekfir et, kafir oldu, şöyle oldu, böyle oldu. Nasıl anlayacaksın bunu? Hiç unutma ki Allah her insanı imtihan eder. Beni başka bir şeyle imtihan eder, seni başka bir şeyle imtihan eder. Çünkü hiçbirimiz masum değiliz. Çünkü hepimizin ayrı ayrı günahları var. Çünkü hepimizin farklı farklı suçları var. O Allah o kadar merhametli ki hiçbirimizin açığını, hiçbirimizin günahını, hatasını pazara sunmuyor. Eğer pazara sunmuş olsaydı hiçbirimiz bu salonun içerisinde olmazdık. Hiçbirimiz birbirimizin yüzüne bakamazdık. İşte el-settar olmak da, et-tavvab olmak da bu anlama geliyor. Peki buradan başka ne hisse çıkaracağız? Peygamber aleyhissalatü vesselam burada bu yolculuk esnasında hidayetin Allah'ta olduğunu anlıyoruz abi. Peygamber aleyhissalatü vesselam mücadele de etti, anlattı, söyledi, uyardı ama hidayet Allah'ın elindeydi. 10 senedir anlatıyorum. Hidayet Allah'ın elinde. Yapacak bir şey yok. İster inanırsın, ister inanmazsın. İster yaparsın, istersen de yapmazsın. Tercih senin. Benim görevim anlatmak. Benim görevim uyarmak. Hidayet Allah'ın elinde. Sen yoluna çıkmışsın gibi konuşmayayım da. Hidayet Allah'ın elinde. İmana eriştirmek Allah'ın elinde. Biz sadece vesileyiz. Biz sadece insanlara anlatmakla mükellefiz. Evet, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam orada sadece Abbas'ın iman etmesi bir kişi. Neydi parola? Bir kişinin hidayetine, imanına
vesile olmaktı. Bütün mesele buydu abi. Çok ilginç bir şey söyleyeyim size. Attas iman etsin diye Allah peygamberini taşlattırdı. Attas iman etsin diye Allah peygamberini onun ayağına gönderdi. Murat iman etsin diye Allah Kur'an'ı ona gönderdi. Mahmut iman etsin diye Allah bir başkasını ona gönderdi. Ayağına gönderdi. Bu nasıl bir şeref ya? Hiç yani buna bile gerçekten bir ders yapılır. Nasıl oluyor ya bir kişi iman etsin diye? Taif neresi? Mekke neresi? Dedim ya 120 kilometrelik bir şey var. Allah'ın kader planına bak abi. Allah'ın imtihanına bak. Allah'ın verdiği ikrama bak. Allah'ın verdiği nimete bak ya. Addas iman etsin diye Peygamber aleyhissalatü vesselam 120 kilometre yol gitti ya. 3,5 saat boyunca taşlandı. Addas iman etsin diye. Hidayet Allah'ın elinde. Allah hidayet verecek. Ne oldu hocam? İşte Afrika'nın ormanında bilmem adamlar var. Nasıl iman edecekler? İşte şu Almanya'dakiler ne olacak? İşte şuradakiler ne olacak? Buradakiler ne olacak? Abi bir düşündüğün zaman bütün sistem çöker ya. Allah peygamber göndermiş ya. Bir insan iman etsin diye. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam eli boş döndü. Yorulmadınız değil mi? Eli boş döndü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Nereye dönecek geri? Mekke'ye dönecek. Ama bir kural var. Bir iş için, bir mesele için, bir sorundan dolayı Mekke'den çıkan birisi başka birinin himayesi olmadan tekrardan Mekke'ye giremez. Yani bugünkü pasaport sistemi. Mekke'de böyle bir kural var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi gören bir tepenin üzerinde duruyor. Duası şu şekilde. Allah'ım beni kimlerin eline bırakıyorsun diyor. Hatice mi var ki beni himaye etsin? Ebu Talip mi var ki beni himaye etsin? Allah'ım beni kimlerin eline bırakıyorsun? Bizi kimlerin eline bırakıyorsun? Allah'ın elinden başka bir ele düştün mü bittin abi? Allah'ın kapısından başka bir kapı aradın mı bittin? Çünkü hiç kimse onun kadar merhametli değil. Hiç kimse onun kadar affedici değil. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gözyaşları içerisinde. Hangi sure inecek? O anda Yusuf suresi inecek abi. Yusuf suresi ne anlatıyor? Baştan sona Yusuf Aleyhisselam'ın hayatını anlatıyor. Tek mesajı nedir biliyor musunuz? Şimdi sen Yusuf gibi kuyulardasın. Ama gün gelecek Yusuf gibi bu memlekete bir sultan olarak döneceksin. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şimdi kuyudaydı. Ama aradan yıllar geçti. O böyle çaresizce baktığı Mekke'ye, Mekke'nin fethinde muzaffer bir komutan olarak girdi. Aynen Yusuf Aleyhisselam'ın misali gibi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam 3 kişiye elçi gönderecek. Urayk'ı gönderecek. Ahnes İbni Şerik, Süheyl İbni Amr ve Mutim İbni Adi isminde 3 tane müşriye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam elçi gönderecek. Ahnes İbni Şerik diyecek ki ben deli miyim onun himayesini kabul edeyim. Süheyl İbni Amr diyecek ki ben niye onu himaye edeyim? Elime geçirsem ben öldüreceğim onu. 3. kişi Mutim İbni Adi. O diyecek ki müşrik kabul edecek. Diyecek ki tamam ben himaye ediyorum. Adamlarını, kılıçlarını, silahlarını kuşanacaklar ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a himaye edip Mekke'ye alacaklar. Allah burada da ne mesaj verdi biliyor musunuz? Allah gün gelir kendi dinine bir kafirin, bir müşriğin, bir münafığın, bir mücrimin eliyle de hizmet ettirir. Hizmet ederek de cennete giremeyecekmişiz Ahmet. Burada konuşarak da cennete giremeyecekmişiz. Anlayacağım biz cennete giremeyecekmişiz abi. Nasıl gireceğiz biliyor musun? Allah müminlerin mallarını ve canlarını cennet karşılığında satın almıştır. Ne zaman ki bütün mallarımızı, bütün canlarımızı Allah yoluna feda ettik, o gün düğün bayramdır. Allah o cennette buluşabilmeyi nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.